Sercan Dikme. Çünkü Yunus Emre Selin de o konudaki görüşlerini almamız doğru olacak. Belli başlı gündem maddeleri var. Az önce Beşiktaş konusundaki o gündem maddelerini ekranlara getirdik. Dilersen öncelikle Alexander Sørloth konusuyla beraber başlayalım. Beşiktaş'ta eğer Sørloth konusu resmiyet kazanırsa, tabii buradaki rakamlar neler, nasıl konuşuluyor o detayları sen biliyorsun ama beraberinde Batshuayi'nin geleceğini de etkileyecektir bu durum. Fazlasıyla etkileyecek. İlk olarak şunu söyleyeyim. Hocanın isteği, Valerian İsmail'in isteği çift santrfor. İki tane santrfor transferi istiyor. Mişi Batshuayi kalırsa artı bir, kalmazsa zaten iki tane. Bunlardan en önemlisi ve şu an camia içerisinde de profesyonellerin de konuştuğu, yöneticilerin de konuştuğu Sørloth. Beşiktaş kulübünün şu an birinci hedefi Sørloth'u transfer edebilmek. Ancak bu, ben şunu geçtiğimiz günlerde şöyle ifade etmiştim. Alex Teixeira transferi Beşiktaş'ta Erdem Bitik 2-2,5 ay sürdü. Yani biz bir başladık, 2-2,5 ay boyunca Alex'i konuştuk. Şimdiki süreç de böyle yaşanacak. Şimdiki süreçte de uzun bir süreç olabilir bu. Teixeira'da olduğu gibi. Artı Ceyhun Kazancı Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü dedi ki Sørloth Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Bir kişinin bunu söyleyebilmesi için Erdem Bitik öğle yemeğini dışarıda yemek istiyor diyorum ben. Yukarıda diyorum ki Erdem Bitik öğle yemeğini dışarıda yemek istiyor. Bunu anlama geliyor. Ben seninle konuşmuşum ve sen bana demişsin ki öğle yemeğini evet dışarıda yiyelim. Ceyhun Kazancı Sørloth'la görüşüyor ve yaklaşık 1,5 aydır falan görüşüyor. Sørloth Beşiktaş'a gelmeye de sıcak bakıyor. Ancak burada zaten çok uzun üzerine konuşacağımız durum ufak bir detay olan bonservis ücreti. Beşiktaş'ta şöyle bir yol izlenecek. Sociedad opsiyonunu kullanmayacak. Sordum, teyit ettirdim. Satın almayacak. Satın almayacak. Leipzig kulübünün de isteği gelecek sezonda bu kez kiralamak değil, satmak. Beşiktaş kulübü Jetson Fernandez de Leipzig Sørloth'u kullanmayı hiç düşünmüyor. Düşünmüyor. Takımın bir parçası olarak kullanmayı Bu yıl değerlendirmiyor. sen de çok iyi takip ediyorsun zaten. Kötü bir sezon geçiriyor. Ve Beşiktaş Jetson Fernandez'de izlediği politikayı izleyecek. Ne o? %50. Bonservisinin bir sonraki satış veya ne dersek buna. Sonraki satıştan %50 pay verelim. Öyle alalım. Çünkü ciddi bir yatırım yapmıştı Leipzig. 10-15 milyon euro gibi bir para ödeyemez Beşiktaş an itibariyle. Ben Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde Leipzig'le geçeceği zaman temasa %50'sini alalım. Sonraki satıştan veya işte ne adını ne koyarsan. Ben Beşiktaş'ın da ayrıca Sørloth için gerçekten 7-8 milyon euro civarında bir paraya kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Sorduğumuz zaman şöyle söyleniyor. Sørloth'u kim istemez ki? Yani belki bu sezon itibariyle performansı düşük, fazlasıyla düşük. Belki Türkiye dışında başarısız da oldu denilebilir. Ancak yatırım yapılabilecek ve hocanın en önemlisi burada Beşiktaş'ta her transfer öncesinde söyleyeceğimiz durum bu. Hocanın isteği var mı yok mu? Hocanın isteği var. Sørloth'un transfer edilmesini istiyor Valerian İsmail. Ama Sørloth gelse de gelmese de Batshuayi'ye ayrılması durumunda iki tane santrofor transferi yapılacak. İki tane santrafor transferi olarak gözüküyor Beşiktaş'ta. Tabii Alexander Sørloth konusu Beşiktaş'ın en önemli gündem maddesi şu an itibariyle. Türkiye'ye gelme ihtimali güçlüyse bu kadar, ben bir şekilde Fenerbahçe'de bu konu içine dahil olur diye düşünüyorum. Geçen yılki transfer görüşmelerini düşündüğümüzde. Şöyle bir durum var. Yunus Emre Sel geldiğinde şimdi ona gideceğiz. Trabzonspor konusu da çünkü burada. Şimdi Sørloth Türkiye'ye gelir mi? Gelirse başka kulüplerle masaya nasıl oturabilir? Çünkü Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağoğlu'nun hep bahsettiği bir konu vardı. Sørloth Türkiye'ye gelirse öncelik bizdedir, Trabzonspor Kulübü'ndedir diye. Yunus Emre Sel şimdi bizim hattımızda. Yunus Emre, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz daha konuşulacak gibi gözüküyor ama dilersen Sørloth'la beraber başlayalım Trabzonspor'un detaylarını senden almadan önce. Sørloth Türkiye'ye dönmeye karar verirse, herhangi bir kulüple görüşmek isterse öncelik Trabzonspor'un mudur? Erdem, sana ve değerli meslektaşlarıma, kardeşlerime iyi yayınlar dileyelim. İzleyen herkese de Trabzon'dan selamlar dileyelim. Hoş geldin Yunus abi. Dediler ki Sercan senin çok üstüne gidiyor. Bence karşılık ver ona. O hak ediyor. Biraz onun üstüne git dediler. Direkt başlayalım. Sørloth konusuyla başlayalım öncelikle. Şimdi Trabzonspor Kulübü'nün kamuya aydınlatma platformuna yaptığı açık
açıklamada şu ifade var. Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahiptir. Bu hak nasıl devreye giriyor? Örneğin Beşiktaş kulübü. Ben oyuncuyu 5 milyon avroya veya 7 milyon avroya transfer etmek istiyorum dediği anda Leipzig kulübü, Trabzonspor kulübüne o teklifi ileterek Beşiktaş'ın resmi teklifi bu. Aynı şartlara siz oyuncuyu transfer etmek istiyor musunuz diye soracak. Biz kabul ediyoruz, siz bu şartlara transfer etmek istiyor musunuz diye sormak mecburiyetinde. Eğer Trabzonspor kulübü evet biz bu şartlara oyuncuyu transfer etmek istiyoruz derse bu kez iş Sörlot'a dönecek. Yani Sörlot hangi tarafa gidecek konusuna. Burada da Sayın Başkan Ahmet Oğlu'nun sürekli olarak kullandığı bir cümle var. Biz Sörlot'la çok farklıyız. Başkan futbolcu ilişkimizden daha farklıyız. Eğer Türkiye transferi söz konusu olursa bizim buradaki hakkımız sadece sözleşmeye bağlı değil, ilişkilerimizde de öncelikli sıradadır diyor. Ama Trabzonspor'un Sörlot transferiyle alakalı şöyle de bir durumu var. Cornelius ve Giannini gibi elinde zaten üst seviye diyebileceğimiz iki forvet oyuncusu vardı. Bu iki ismin de sezon sonunda sözleşmesi devam ediyor. İki isimden birisi veya ikisinin birlikte ayrılması durumunda Trabzonspor direkt olarak Sörlot'u transfer etme noktasında bence gerekli girişimleri, hamleleri yapacaktır. Çünkü Abdullah Avcı ara dönem öncesinde yani lige ara verilen dönemden çok kısa bir süre önce biz basın mensuplarıyla bir sohbet yapmıştı ve orada şu ifadeyi kullanmıştı. Sörlot'u hangi teknik adam, hangi kulüp kadrosunda görmek istemez ki demişti. Herkes aynı şeyi diyor zaten Yunus abi. Aynen. Doğru abi. Böyle bir ihtimal ortaya çıktığında yani Giannini veya Cornelius'un ayrılma ihtimali ortaya çıkarsa Beşiktaş'ın bu transferi yapma ihtimali öyle düşündükleri kadar kolay olmayacaktır. Çünkü burada Trabzonspor'un bir sözleşmeye bağlı öncelik hakkı var. İki, tabii ki Sayın Ceyhun Kazancı çok uzun zamandır görüşüyor olabilir. Sezon başında da Fenerbahçe çok fazla görüşmüştü. Evet. Ciddi şekilde de mesafede kat etmişti. Ama sonuç olarak Trabzonspor'da bir orada o dönem için düşüncesi vardı Sörlot'la ilgili. Bu yüzden transfer gerçekleşmedi. Yine aynı süreç ortaya çıkabilir. Yani Trabzonspor bu işi öyle düşünmüyorum diyerek bence çok kolaylıkla bırakmayacaktır peşini. Bu Sörlot konusu biraz uzar. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz aslında Erdem. Şimdi Yunus Emre Sel, sen de bahsettin Sörlot'u kim istemez diye. Şimdi bir grafiğimiz var. Dilersen o grafiği de ekranlara getirelim. Sonrasında sözü sana bırakacağım. Çünkü Sörlot Trabzonspor'da öyle bir performans sergiledi ki Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra bile aylarca Türkiye'de Sörlot konuşuldu. Ve birçok takımın da kıskacında gözüktü. Ama Sörlot Trabzonspor forması altında Türkiye'de sergilediği performansı Avrupa arenasında gösteremedi. Şimdi rakamlar ekranlarda. Norveç milli takımıyla beraber Erling Haaland gibi bir isimle, Joshua King gibi oyuncularla beraber de oynuyor. Orada da hücum yönü çok kuvvetli ama bu istatistikler milli takım kariyerini kapsamıyor Sörlot'un. Şimdi Trabzonspor'da 49 maçta 33 gol 11 asistlik bir performans. Ardından 37 maç Leipzig 6 gol 3 asist. Ardından Sociedad 37 maç 6 gol 1 asist. Trabzonspor performansının çok çok uzağında kalan iki farklı kulüp performansı görüyoruz Sörlot'ta. Ama buna rağmen o 33 gol 11 asistlik performansı o kadar göz kamaştırdı ki az önce Yunus Emre Sel'in söylediği gibi Ahmet Selim Kul senin de dediğin gibi hangi kulübe şu anda Sörlot kapıyı açsa hemen bir görüşme talep ediliyor. Bence şunu Leipzig da ekleyebiliriz. Ve Sociedad performansına rağmen. Şunu da ekleyebiliriz. Trabzonspor öncesindeki performansı da buna eklenebilir gol katkısı olarak. Son 2 sezonda Trabzonspor'a gelmeden önce 2 sezonda çok kısıtlı bir gol katkısı vardı Sörlot'un. Yani arada bir Trabzonspor çıkış, öncesi ve sonrası çok tartışılabilecek bir performans aslında. Ya fiziksel olarak çok güçlü. Yok bence fiziksel olarak çok güçlü. Ya bizim ligi bazen işte bizim lig biraz bazen yukarılarda görüyoruz. Bu anlamda gerçekçi olmamız gerekiyor. Bizim lig düşündüğümüz kadar zor bir lig değil aslında. Yani özellikle fiziksel belli açıdan, özelliklere sahip futbolcular aynen yani. Öyle. O tarz oyuncular ki Sörlot bunu fazlasıyla yaptı. Fiziksel açıdan iyi ve oyun zekası yüksek bir oyuncu bu ligde kolaylıkla başarılı olabiliyor. Buna birçok örnek verebiliriz. Sörlot da bu yüzden geri döndüğünde yine başarılı olacağı düşünülüyor. Beşiktaşlı, ama bence garantisi de yok bu arada. Tabii garantisi yok. Beşiktaşlı yöneticiler Sörlot transferinden ümitli. Ben bu ümidi çok fazla olumluluk, biliyorsun bizim yaptığımız haberlerdeki tarzı, son aşamaya geldikten sonra çok fazla olumlu konuşuruz. Yunus abi, bu süreci ben Jetson Fernandes transferi döneminde yaşadım. Jetson Fernandes transferiyle ben Sörlot transferini Beşiktaş'a benzetiyorum. Şu an ihtimal olarak evet Trabzonspor
görülebilir. Gayet normal Yunus abi. İkili ilişkilerden dolayı Ahmet Başkan'la Sayın Ağoğlu'yla Sörlot arasındaki ikili ilişkinin iyi olması kadar normal bir durum yok. Ama nedense Beşiktaş'taki yetkililer Sörlot transferinden fazlasıyla ümitli. Burada elbette öncelik var. Bu Yunus abi zaten bu ilk çıktığı zaman çok iyi hatırlıyorum. O süreci, o maddeyi çok iyi anlatmıştı. Yine çok iyi anlattı. Ama bağlayacağı nokta şu. Evet, Leipzig böyle dedi, şöyle dedi, bu teklif var dedi. Oraları iyi anlattı. Burada en nihayetinde kararı verecek olan Sörlot. Yani Sörlot evet tamam derse Trabzonspor'a veya Beşiktaş'a gidecek. O yüzden ben bu maddenin öncelik hakkı vardır. Ancak bu tarz maddelerde hep futbolcunun son sözü geçerli olacak. Yani bu çok da böyle Beşiktaş Sörlot'ta görüşüyor ama öncelik Trabzonspor'da olduğu için bu transfer gerçekleşmez noktasında değilim. Hı hı. En nihayetinde futbolcu. Yok, zaten evet, ben de aynı görüşteyim Sercan. Evet evet öyle sen de öyle anlattın zaten. Ben de iddia etmiyorum. Tabii. Yani aynı noktadayız biz seninle orada. Hani öyle bir net bir şekilde illa Trabzonspor bu transferin önüne taş koyar veya Sörlot'u ikna edip Trabzonspor transfer eder diyeceğimiz bir nokta yok. Çünkü hani oyuncunun görüşü de burada çok çok önemli. Hiçbir futbolcu. Evet. Ne kadar sözleşmede hatta yazıyor dahi olsa. Evet abi. Bir takımda forma giymek istemiyorsa onu o takımda transfer edemezsiniz. Ama şu an öyle bir durum yok ve şöyle bir farklı detay var. Cornelius'a Hollanda Ligi'nden, Cenni Semedo'ya da Fransa ve Arap Ligi'nden çok ciddi ilgi var. Bu hı-hı. ilgiler eğer transfer teklifi boyutuna dönüşürse, yani Trabzonspor'un beklentilerini karşılayacak bir transfer teklifi gelirse, o zaman ekonomik olarak Trabzonspor da çok daha güçleneceği için belki evet. Beşiktaş'tan da önce bu hamleyi yapma şansına geçebilir. Ama dediğim gibi öncelikle Cornelius ve Cenni'ye bir transfer teklifi resmiyette gelmesi gerekiyor.